hep birlikte, sizler de birlikte aslında bu gözlem şenliğinin, bu gözlem etkinliğinin iyi yürümesi için çaba sarf ediyoruz. Sizler katılımcı olarak çaba sarf ediyoruz. Bizler de ev sahibi olarak sizleri iyi ağırlamak için çaba sarf ediyoruz. Umarım memnunsunuzdur. Umarım beklentilerinizi karşılayabilmişizdir. Bir nebze de karşılayabildiysek ne mutlu bize. Bizim için yeterli olan bu zaten. Şimdi ben size bugün aslında bu sunumda TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği adı altına geçen etkinliğin ana yüklenicisi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nden bahsetmek istiyorum. TÜBİTAK bünyesinde sunumu alabilir miyiz Ekrana? Teşekkür ederim. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi, TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren bir destek birimi aslında. Biz TÜBİTAK içerisinde bir birimiz ve TÜBİTAK'ın diğer enstitülerinden bağımsız olarak Antalya'da konuşlanmış vaziyetteyiz. Niye herkes Ankara'dayken ya da TÜBİTAK'ın diğer birim, bir kısım birimi İstanbul'da, Gebze'deyken niye biz Antalya'dayız? Özel bir sebebi var aslında. Dün gece teleskopla gözlem yaptık herhalde. Gözlem yapanlar var mı burada? Bir ellerinizi kaldırabilir misiniz? Oo, güzel. Dün gece gözlem yaptık. Gözlem yaparken bir şeyi fark etmişsinizdir. Evet, yıldızları görüyoruz. Takım yıldızları görüyoruz, parlak yıldızları görüyoruz. Bir nebze sönük yıldızları görebiliyoruz ama şu fotoğrafta gördüğünüz bu Samanyolu'nu göremiyoruz. Niye? Çünkü ışık kirliliği vardı. Bugün sanırım 3 ya da 4 sunum sonra Tuncay Özdemir hocamız ışık kirliliğinden bahsedecek size. Antalya'da bulunma sebebimiz aslında bu. Işık kirliliğinden kaçabilmek ve atmosfer kalitesi iyi olan bir yerde gözlem yapmak. Şimdi Türkiye'de astronomi çalışmaları bana hep, ben bu arada 25 yıldır TÜBİTAK'ta gözlem evinde çalışıyorum. Yaklaşık 35 yıllık da astronomum. Burada konuşma yapan hocalarımızın büyük bir kısmı benim sınıf arkadaşım. Hep şu soruyla karşılaşıyoruz biz astronomlar. Türkiye astronomi konusunda, uzay çalışmaları konusunda nerede? Aslında çok iyi bir yerdeyiz. Özellikle astronomi, astrofizik konusunda oldukça iyi bir yerdeyiz. Basından ya da sosyal medyadan takip ediyorsunuzdur. Çok popüler astronomlarımız var yurt dışında. İşte onlardan biri Umut, Umut Yıldız ya da Selçuk. Dün burada Pelin Hanım'la bir söyleşiye katıldı. Bugün birazdan onun da bir sunumu var tekrar, panel olacak hatta. Çok fazla aslında yurt dışında astronomumuz var. Ve bu birkaç yıl içerisinde olmuş bir olay değil. Aslında Türk astronomisi Osmanlı döneminde kadar uzayan bir çalışmaya sahip. Fakat Cumhuriyet'le birlikte yeni bir yapılanmaya giriliyor. Kusura bakmayın. 48 saattir uyumayınca böyle oluyor insan. Teşekkür ederim. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Türkiye'de astronomi ile modern astronomi ile ilgili çalışmalar üzerine kafa yorulmaya başlanıyor. Ve bir astronomun enstrümanı gökyüzü ama gökyüzü ile iletişim kurabilmesi için de bir teleskoba ihtiyacı var. Veri toplayabilmesi için bir teleskoba ihtiyacı var. Ve bir teleskoba sahip olmak, özellikle de yeni bir cumhuriyetseniz, yeni kurulmuş bir cumhuriyetseniz çok çok maliyetli bir şey. Ve çözümler araştırılıyor. Dünyada benzer örnekler olan bir yapı var. Ortak bir gözlem evi kurma. Kaldı ki İstanbul Üniversitesi'nde bir gözlem evi var. Benim mezun olduğum Ege Üniversitesi'nde bir gözlem evi var. Ankara Üniversitesi'nde bir gözlem evi var. İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelen Alman bilim adamlarıyla kurulmuş gözlem evleri var. Fakat bir ortak gözlem evine, büyük bir teleskobun olduğu gözlem evine ihtiyaç var. Bu amaçla 1968 yılında, 68 ile 78 yılları arasında, niye 68'de başlıyor? 68'de Ulusal Astronomi Kongresi yapılıyor. Bu kongrede bir ulusal gözlem evi kurma fikri ortaya atılıyor. Kimler tarafından atılıyor? Profesör Doktor Nusret Gökdoğan, Profesör Doktor Abdullah Kızılırmak. Nusret Hoca İstanbul Üniversitesi Gözlem Evi'nin kurucusu ki Türkiye'nin ilk kadın astronomu ve ilk kadın dekanı Nusret Hoca. Abdullah Hoca da maalesef ben kendisinden ders alma şansına sahip olmadım. Bizim Ege Üniversitesi Gözlem Evi'nin kurucusu. Burada bir ulusal gözlem evi fikri ortaya atılıyor
Fakat bu fikir bir 10 yıl kadar fikir aşamasında tartışılıyor. 10 yılın sonunda 1982 ile 86 yılları arasında yer seçimi çalışmaları başlıyor. İşte Bakırlıtepe, Nemrut, Bozdağ, İzmir ve Kurdutepe. Farkındaysanız coğrafya birbirine çok yakın bir coğrafya. Çünkü aslında bir gözlem evi kurmak için bazı kriterlere ihtiyacınız var. Bu arada hocalarımızın 1968 yılındaki Ulusal Astronomi Kongresi sırasında çektirdikleri fotoğraf. Pek çoğu hocamız oldu. Pek çoğundan ders aldık. Dursun Koçer ismini duyan var mı içinizde? Kültür Üniversitesi'nin eski rektörü. Astronomi konusunda çok ciddi çalışmalar var. Genelde bizim ulusal toplantılarımızda olur kendisi. Şu ortadaki, şu sağdaki bizim bir önceki müdürümüz Halil Kırbıyık. Yani bir kuşaktan kuşağa el verme şekliyle giden bir çalışma aslında Ulusal Gözlem Evi. Şimdi Ulusal Gözlem Evi için yer seçimi çalışması yapılırken dediğim gibi benzer, yani birbirine yakın bir bölgede gözlem yapılıyor. Bir tek doğuda Nemrut var. Belli kriterlerimiz var bir gözlem evini kurmak için. Bu kriterler ne? Aslında hava kalitesi. Yine dün akşama döneceğim, biraz önce söylediğim şeye döneceğim. Işık kirliliğinden bahsetmiştim hatırlarsanız. Hava kalitesi aslında ışık kirliliğiyle de bağlantılı bir şey. Şimdi atmosferinizin iyi olması gerekiyor, temiz olması gerekiyor. Böyle bir atmosfere de nasıl bir yerde sahip olabilirsiniz? Aslında denize paralel uzanan Sıra Dağları'nın ikinci Sıra Dağları'nda. Bu size şunu sağlıyor. Denizden yükselip gelen nemli yapı, bulut ya da hava kütlesi ilk sıra dağlarda kütle yükünü bırakıp ikinci sıra dağlara geçtiğinde tamamıyla arınmış temiz bir hava kütlesine sahip olmanızı sağlıyor. Tabii bu kıyınız varsa, denize kıyınız varsa, eğer denize kıyınız yoksa da bu sefer tozun ve yağış oranının az olduğu bir bölgede bulunmanız gerekiyor. Bütün bu çalışmalar sonunda, 10 yıllık yer seçimi çalışması sonunda Saklıkent'te, Antalya Saklıkent'te Bakırlıtepe'nin üzerinde gözlem evinin kurulmasına karar veriliyor. Saklıkent ama bildiğimiz kanyon Saklıkent değil. Genelde şimdi eğer içinizde Antalya'daki gözlem şenliğine başvurup kurağda çıkan şanslar olursa gelirken navigasyonda Saklıkent yazıp yola çıkmayın, sizi Fethiye'ye götürüyor. Çok alakasız bir yere götürüyor. Bizim gözlem evi aslında Bakırlıtepe, Antalya'nın hemen batısında. Meşhur Antalya'da kayak ve deniz sloganı vardır ya, o kayağı yapabildiğiniz kayak tesislerinin olduğu yerde. Gözlem evi 1991-97 yılları arasında kuruluyor. Ciddi bir altyapı çalışmasıyla kuruluyor. Çünkü yol olmayan bildiğiniz bir dağın tepesinde bu gözlem evi kurmaktasınız, kurmanız gerekiyor. Ve Eylül ayında, 5 Eylül 1997'de de gözlem evi açılıyor. Evet, burada çok rahat. Gelecek olanlar için bu haritayı özellikle koydum. Antalya'nın batısında yüksek bir tepenin üzerinde. Neden peki çok daha yüksek dağlarımız varken niye onlara kurmadık? Ya da niye yüksek bir dağın üzerine bir gözlem evini kuruyoruz? Çok basit bir... Buyurun. Yok. Evet, nemin çok etkisi var. Nemin çok bozucu etkisi var. Tabii siz burada Van'da, ya Van'da yaşayanlar çok şanslılar. Göl kıyısındasınız ama nem yok. Atmosferde bir nem, ya o nem oranı çok yüksek değil. Antalya'da ciddi bir nem var. Yani daha doğrusu biz aslında nemin içerisinde, %90 nemin içinde yaşıyoruz Antalya'da. Ama dağlar, o ikinci sıra dağını oraya koymamızın, gözlem evlerini kurmamızın sebebi evet, o nemden kurtulmak ama yükseğe çıkmamızın sebebi başka. Şimdi... Dün yine sunumlarda hatta teleskopta gözlem yaparken de arkadaşlar size anlattılar. Bize veri, yani gözlemlediğimiz nesneden, yıldızdan veri, tek bir veri geliyor. Işık. O ışık milyarlarca, katrilyonlarca kilometre uzaktan ya da milyonlarca ışık yılı uzaklıktan bize doğru geliyor. Ve gelirken de evet uzay geçtiği ortam içerisinden bir bozulmaya uğruyor ama asıl bozulmayı bizim atmosferimizde yaşıyor. Işık atmosferimizden içeri girerken, atmosferimizin yapısı nedeniyle, biliyorsunuz atmosferimiz çeşitli gazlardan, su buharı ve tozdan oluşuyor. Atmosferimizden içeri girerken kırılmaya ve saçılmaya uğruyor. Şimdi milyarlarca
Kilometre uzaktan siz bir tane foton yakalamaya çalışıyorsunuz. Foton ne? Işığın aslında şey, en küçük yapısı, parçacık. Foton sayıyoruz biz, foton toplamaya çalışıyoruz. Ve bu foton uzaydan evet bildiğiniz şeylere maruz kalarak geliyor. 100 yıl sonra da aynı şeye maruz kalacağı için oradaki kaybı biliyorsunuz. Ama atmosferimiz stabil değil. Atmosferimiz sürekli değişiyor, çalkantı halinde. Orada bozulmaya uğradığı anda veri kaybetmeye başlıyorsunuz. Peki bu verinin kaybını nasıl önleyebilirsiniz? İşte kırılmadan, saçılmadan nasıl kurtulabilirsiniz? Bu arada çocuklara kırılmayı anlatırken de şöyle diyorum. Bir bardağın içinde yarım bardak su koyun, kaşığı koyun içerisine. Kırık görüyorsunuz. Niye? Çünkü havayla suyun yoğunluğu farklı. Dolayısıyla da ışığın hızı farklı. O yüzden kırılmış görüyorsunuz. Aynı şey bize atmosfer sağlıyor. Kırılma ve saçılmadan dolayı veri kaybediyorsunuz. Nasıl kurtulabilirsiniz? Kolay bir yolu var. Çocuklar bunu genelde onlardan çıkıyor bu fikir. Elektrik süpürgesiyle atmosferin hepsini çekeriz. Atmosfersiz bir dünya yaratırız. Kırılmadan kurtuluruz. Bunu yapamayacağımıza göre, yaparsak da biz yaşamayacağımıza göre atmosferi inceltmemiz gerekiyor. Atmosferi inceltmek için de yükseğe çıkmak zorundayız. Ne kadar yükseğe çıkarsanız atmosfer o kadar incelir, o kadar kırıcı ve bozucu etkiden kurtulmuş olursunuz. Ama onun da bir limiti var. İnsanoğlu, biz oksijenle yaşıyoruz. Oksijen solumak zorundayız. Dolayısıyla oksijen olan seviyeye kadar gözlem evlerini kurabilirsiniz. 2500 metre aslında konfor olarak yaşanabilecek sınır yükseklikte. Tabii şimdi bunu Van'da söyleyince biraz garip oluyor. Van 1800 metre yükseklikte olunca, yani normal şartlarda deniz seviyesinden itibaren diyelim, daha yukarı çıktığınızda bu sefer artık insanın hareket kabiliyeti kısıtlanmaya başlıyor. Hareket kabiliyeti kısıtlandığı zaman hiçbir iş yapamıyorsunuz. Dolayısıyla da belli bir yüksekliğin üzerinde de çıkamıyorsunuz. Çıkarsanız oksijen tüpüyle çalışmak zorundasınız. Dönelim tekrar, niye 5000 metreye değil, niye Ağrı'nın tepesine kurmadık? Yani niye Hakkari'de Sümbül'ün tepesine bir gözlem evi kurmadık ki kursak çok güzel olur. Çok güzel bir şey var, atmosferi Hakkari'nin. Tamamıyla nefes alıp veremeyeceğiniz için, çalışamayacağınız için. O yüzden bütün bu kriterler göz önünde bulundurarak, işte şehre yakınlık, ışık kirliliği, meteorolojik koşullar, atmosferin yapısı falan, Antalya'da karar kırıldı. Sağ tarafta gördüğünüz fotoğraf, bizim, burada bir laser pointer'ımız var mı? Bir tuşa basacağım, umarım doğrudur. Laser'ımız yok. Var mı pointer'ı? Aa, okey. Tamam, gerek yok. Sağda gördüğünüz fotoğraf bizim Bakırlıtepe yerleşkesindeki gözlem evimiz aslında. Teşekkür ederim. Şu fotoğraf, gözlem evi. Fotoğrafta bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Bütün bulutlar bizim altımızda. Bu bir diğer kriter. Bizim dönüşüm katmanı dediğimiz, atmosferik dönüşüm katmanı dediğimiz bir katman var. O katmanın üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Bahsettiğimiz dünya, yaşadığımız şehirlere ait bütün pisliklerin ve şeylerin, tozun falan olduğu, hava kirliliğinin olduğu katman ve aynı zamanda o sınırda biraz bulut seviyesi, yağış bırakan bulut seviyesidir. Dolayısıyla bulut seviyesinin de üstüne çıkıyorsunuz. Niye bulut seviyesinin üstüne çıkmak istiyorsunuz? Çünkü biz optik bölgede astronomi yapıyoruz gözden. Optik teleskopların olduğu gözlem evlerinde. Bu arada ulusal gözlem evi bir optik gözlem evi. Optik astronomi yapıyorsanız da gözlem yapabilmek için görebilmek zorundasınız. Hava açıksa gözlem yapabilirsiniz. Hava kapalıysa gözlem yapma şansınız yok. Onun için yine yukarı çıkıyorsunuz işte. Bulutların üstüne çıkmanız gerekiyor. Yerleşkemiz tabii yıllar içerisinde çok büyüdü. Bu bizim kurumsal sunumumuz. İşte artık Akdeniz Üniversitesi içerisinde bir yönetim binamız var. Saklı kentte bir irtibat büromuz var. Gözlem evine ulaşamadığımız zaman da sığınabileceğimiz bir yer. Bir de bilim toplum merkezimiz var. Aslında bu bilim toplum merkezimiz işte bu etkinliğin düzenlendiği merkez aslında. Bilim toplum merkezinden çıkıyor bu etkinlikler. Şimdi, o kadar zahmet, eziyet, yükseklerde bir şey yapabilmek, yaklaşık 70 kişiyi çalıştırmak niçin? Tek bir amacımız var. Şu gördüğünüz teleskopları çalıştırmak. Bakırlıtepe yerleşkesinde Ulusal Gözlem Evi'nin çalışır halde şu anda 4 tane teleskobu var. Niye çalışır halde diyorum? Bazı teleskopların projeleri bittikleri için onlar şu anda çalışmıyorlar.
Şimdi İngilizcesini söyleyeceğim, upgrade diyeceğim. Güncellememiz gerekiyor. Yapacağımız projeye bağlı olarak güncellememiz gereken aletlerimiz var. Temelde çalışan 4 tane teleskopumuz var bizim yukarıda, Bakırlı Tepe'de. Şu anda Türkiye'nin çalışan en büyük teleskobu. RTT 150 teleskobu, T60 teleskobu, T100 teleskobu ve ROTSE 3D teleskobu. Dikkatinizi çekmiştir. Bütün isimlerin arkasında bir rakamsal yapı var. ROTSE hariç, orada da bir 3 var ama D. Niye bu rakamlar var? Biz teleskoplarımızı isimlendirirken ayna çapına bağlı olarak isimlendiriyoruz. RTT 150'nin 150 santim ayna çapında, 150 santimlik bir aynası var. T60'ın 60 santimlik, T100'ün 100 santimlik aynası var. Şimdi dün gece arazide alanda gözlem yaparken, gözlem yaptığımız teleskopların ortalama aynaları 20 santimlikti. Arkadaşlarımız size bahsetmiştir belki, teleskobun çözünürlüğü çapı arttıkça artar. Ya da ışık toplama kabiliyeti çapı arttıkça artar. Bunu şöyle düşünün, bu arada bizim teleskoplarımız aynalı teleskoplar, mercekli teleskoplar değil. Bizim bir aynamız var, bu aynayı bir leğen gibi düşünün. Dışarıda yağmur yağıyor, şu anda yağmaya başladı. Umarım yağmaz, çadırda kalıyoruz hepimiz. Yağmur yağmaya başladı ve dışarı çıktık. Sizlerde bir leğen var, bende de bir su bardağı var. 5 dakika boyunca ıslanmayı göze aldık ve dışarıda durduk. 5 dakikanın sonunda ben su bardağıyla mı daha çok yağmur toplarım, sizler leğenle mi? Efendim? Leğenle. Niye? Çünkü bardağın yağmuru yakalayabileceği yüzey alanıyla leğenin yüzey alanı farklı. Leğen çok daha büyük bir yüzey alanına sahip. Birim zamanda çok daha fazla yağmur damlası yakalayabiliyor. Bardak daha az yakalıyor. Peki ne demiştik? Işık foton halinde hareket ediyor. Bize foton geliyor yani. Biz foton yakalıyoruz. O zaman baktığımız nesneden aynamız ne kadar büyük olursa o kadar çok foton yakalayamaz mıyız? Yakalarız. Bu da ne demek? Ne kadar çok foton yakalarsak o kadar parlak görürüz. Ya da bizim bilimsel olarak bakışımızı şeklinde söylersek o kadar çok veri toplarız. O kadar daha yüksek veri toplarız. Hatası az veri toplarız. Onun için teleskoplarımızın aynalarını mümkün mertebe büyük yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi Türkiye'de şu anda çalışır vaziyetteki en büyük aynalı teleskop RTT 150 teleskobu. Bu teleskop Ruslara ait bir teleskop. Hani biz bir havuz oluşturup ulusal bir gözlem evi kurmuştuk ya, işte üniversitelerin güçlerini birleştiriyoruz, bilimsel güçlerini, ekonomik güçlerini birleştiriyoruz. Ki sonunda bu güçler aslında TÜBİTAK yapısı altında 1979 yılında birleşmeye başlıyor bir proje olarak. Aynı güç birliğini uluslararası da yapabiliyorsunuz. Çok örnekleri var. İşte Avrupa'nın güney gözlem evi, Şili'deki. Aslında bir uluslararası işbirliği. Her ülke kendi teleskobunu getirip oraya. Hatta ülkeler bir teleskobu ortak olup oraya bir teleskop kuruyorlar. Bunun en güzel örneği şeydir, Kanarya Adaları'dır. İspanya, kendisine ait hiç teleskobu olmayan bir ülke olmasına rağmen astrofizik konusunda ilk ona giren bir ülkedir. Çünkü her teleskobu ortak olmuştur. Kendi ülkesine ait toprakta bu teleskoplar kurulduğu için. Biz de buna benzer bir modelle RTT 150 teleskobunu getirip Türkiye'ye kurduk Ruslarla birlikte. 25 yıldır bu teleskop çalışıyor. 78 model bir teleskop. Zor bir teleskop çünkü eski bir teknoloji ama bir şey fark etmiyor. Aynanız ne kadar kaliteliyse, ekibiniz ne kadar uzmansa, teleskopunuz ne kadar eski olursa olsun, o teleskobu güncel teleskoplar kalitesine verir üretebilecek kadar çalıştırabilirsiniz. RTT 150'nin 150 santimlik aynası varken T60'ın 60, T100'ün 100 santimlik aynası var. ROTSE 3D'nin de 45 santimlik bir aynası var. Niye ROTSE'yi hep bir kenara itiyorum? ROTSE özel bir teleskop. Şu anda projesi bittiği için çalıştırmıyoruz ama yani bilimsel projeler için zaman tahsis etmiyoruz o teleskobu ama biz o teleskopla veri almaya devam ediyoruz. Bu arada evet biz gözlem evinde bilimsel projelere zaman tahsis yapıyoruz aslında. Ben bir astronomum.
Fakat ben bu teleskopları kullanarak bilimsel çalışma yapmıyorum. Biz ulusal gözlem evi olarak bilimsel çalışma yapmıyoruz. Biz Türkiye'de işte burada konuşmacı olan akademisyen hocalarımızın da içinde olduğu astronomlara ve fizikçilere teleskopların zamanını tahsis ediyoruz. Bilimsel projelerinin içeriğine göre bir akademik kurulumuz var. Akademik kurulumuz o zaman tahsisini yapıyor. Ve hocalarımız bizler aracılığıyla bu teleskopları kullanıyorlar. Ve bunlarla gözlem yapıyorlar. İşte buna benzer bir proje şeklinde ROSSA 3D teleskobu uluslararası bir proje teleskobu aslında. NASA, Michigan Üniversitesi ve TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nin ortak projesiydi bu. Ve bu teleskoptan dünyada 4 tane vardı. İkisi kuzey yarımkürede, ikisi güney yarımkürede. Biliyorsunuz bir yarımküre kışı yaşarken öbür yarımküre yazı yaşıyor. Böylelikle atmosferik anlamda gözlem yapma konusunda alternatifleriniz oluşuyor. Ve gözlem yapma süreniz aslında gün batımından gün doğumuna kadar olan süredir. Yani biz gece çalışıyoruz aslında. Siz bir tane teleskopla gözlem yaparsanız sadece o aralıkta gözlem yapabiliyorsunuz. Ama her yarımküreye aralarında 12 saat zaman farkı olan olacak şekilde teleskopları yerleştirirseniz ne olur? 24 saat aralıksız gözlem yapma şansınız oluşur. Bir de iki yarımkürede olursa 360 derece yani tüm evreni gözleme şansınız var. Bu teleskop o anlamda çok özel bir teleskop. Dünyadaki kurgusu sebebiyle ama bir özelliği daha var. Bu teleskop insansız bir teleskop. Bir yerde kendisi düşünüp gözlem yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? Uzayda yörüngede dolaşan pek çok teleskop uydu var ya da uydu teleskop var. Bu teleskoplardan, Ömür Hocam Swift miydi? Swift, evrende herhangi bir yerde ani bir ışık parlaması gördüğü anda tüm evreni gözlemlemeye çalışıyor aynı anda. O ışık parlamasının olduğu koordinatları hemen hesaplayıp bu teleskoplara gönderiyordu. ROSSA teleskoplarına gönderiyordu. Bunlar da uydudan gelen mesajla tamam anladım deyip açılıyordu ve o parlayan nesneyi neyse artık onu gözlemliyordu. Ki gama ışın patlamaları konusunda çığır açan bir teleskop yapısı oldu. Bu ROSSA 3D projesi gama ışın patlamaları hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamızı sağladı. Uydudaki erken uyarı sistemiydi. Bu teyit sistemiydi ama teyit de yetmiyor. Teyit çok yine kabaca teyit veriyor size bölge olarak. Bu sefer diğer teleskopları çözünürlüğü daha yüksek, daha hassas gözlem yapabileceğiniz teleskoplarla gözlem yapıyordunuz. T60 teleskobu, ROSSA teleskobuna benzer bir teleskop, robotik bir teleskop. 60 santimlik bir aynası olmasına rağmen çok başarılı bir iş yapabiliyor. Niye? Çünkü insan gücüne ihtiyaç duymuyor. Sadece gündüz saatlerinde. Operatörü, astronom arkadaş, gözlem yapacağı nesnelerin listesini teleskoba yüklüyor. Teleskop, gün batımını kendisi hesaplıyor. Güneş battığı anda kendini açıyor. Sabaha kadar verilen programdaki gözlemi yapıyor diyeceğim ama yapamıyor çoğu zaman. Çünkü aslında robotikte kod hatası çok fazla yaşıyoruz. Her şeyde çok fazla yaşıyoruz. Mümkün mertebe bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz ama yine de ona rağmen çok iyi veri üretiyor. İnsan eliyle yapılan veriye göre. Sabahta gözlemi bittiğinde kendini kapatıyor ve ben gözlemi yaptım diye operatörüne mesaj gönderiyor. Verileri paylaşıma açıyor. RTT 150 ve T100 teleskobu ise özdeş teleskoplar aslında. Yapıları, kurguları itibariyle özdeş teleskoplar. Bu iki teleskop da elle kullanılan teleskoplar. Ben bu teleskoplarla özellikle RTT 150'de, bu arada ben gözlem evinin kuruluşundan itibaren gözlem evinin çalışanıyım. Bu teleskopların bütün kurulumlarını biz çekirdek bir ekip, Ömür hocamız da var onun içerisinde, Tuncay hocamız da var bu ekibin içerisinde. Çekirdek ekip olarak yaptık bu teleskopların kurulumlarını. RTT 150'de yanında çalışıyorsunuz. Teleskobun yanında, teleskobun bir kumanda paneli var. Yıldızların koordinatları var, biliyorsunuz. Aynı dünyadaki enlem boylam gibi gökyüzünde de bir yapı var. Koordinatları var. Koordinatlarını teleskoba girerek yönlendiriyorsunuz ve o nesnenin gözlemi yapıyorsunuz ama sabaha kadar. Yazın çok keyifli. Radyoda güzel bir müzik açıyorsunuz. Eğer Ömür Hoca ile gözlem yapıyorsanız bir de biz İzmirlilerin tabiriyle çiğdeminiz yanınızdadır. Sabaha kadar çiğdem çitleyerek gözlem yapıyorsunuz. Ama kışın -30 derecede 15 saat. Bir fiil teleskobun yanında durarak gözlem yapıyorsunuz. Duk.
Artık yapmıyoruz. Teknoloji gelişti. Şimdi bu her iki teleskobu da dünyanın herhangi bir yerinden internet üzerinden bağlanarak kontrol edebiliyoruz. Ve dünyanın herhangi bir yerinden bu teleskopla sürekli gözlem yapabiliyoruz. Üstelik ayağımızda terliklerimiz, pijamalarımız, yanımızda elimizde kahvemiz o şekilde gözlem yapabiliyoruz. İki teleskobun ortak özelliği ama yine de insan gücüyle çalışıyor. İnsan gözlemcinin deneyimi olmazsa bu teleskopların hiçbiriyle gözlem yapma şansınız yok zaten. Bu arada hocam ne kadar sürem var? 5 dakika. Güzel. 2 slaytı 25 dakikada, geri kalan slaytları 5 dakikada. Şimdi, ulusal gözlem yuva olarak biz teleskoplarla bilim camiasına, astronomi, astrofizik camiasına gözlemsel destek verirken aynı zamanda bizim ikinci bir misyonumuz var. İlk misyonumuz kadar önem verdiğimiz ve değer verdiğimiz misyonumuz bilim toplum etkinlikleri. Biz ulusal gözlem yuva olarak Türkiye'de astronomi konusundaki aslında yaygın etkinlikleri gerçekleştiren ilk kurumuz. Şimdi biliyorsunuz işte Konya Bilim Fest var, Antalya'da Bilim Fest oluştu, Tekno Fest var artık falan. Biz 98 yılında Ulusal yani Gökyüzü Gözlem Şenliği'ni başlattığımızda Türkiye'de hiçbir bilimsel etkinlik yoktu, popüler anlamda. Fakat verdiğimiz önem ve işimizde de aslında iyi yaptığımızı gösteriyor bu. Türkiye'de bu işin yaygınlaşmasına sebep oldu. Bilim ağırlıklı, bilim içerikli çok fazla etkinlik yapılmaya başladı artık Türkiye'de. Ve şunu gururla söyleyebiliyorum, aslında bu etkinliklerin çoğunun da koordinatörleri ya da içinde ciddi anlamda hani böyle kriter kişiler hepsi bizim gözlem şenliklerinden bir şekilde gelip geçtiler. Bizim eleğimizden geçti bu arkadaşlarımız. Ulusal gözlem Gökyüzü Gözlem Şenlikleri, şimdi artık etkinlikleri yaparken aynı zamanda, bu arada Antalya'ya gelirseniz bu sene yine büyük ihtimalle olacak, Gözlem Şenliği sırasında katılımcı grupları RTT-150 teleskobunun yanına çıkartıyoruz ve teleskobu da anlatıyoruz orada. Teleskobu tanıtıyoruz. Gözlem Şenliklerinin yanında bir diğer bilim toplum faaliyetimiz de her yıl ortalama 15 bin çocuğa teleskopları anlatıyoruz. Şenliklerin haricinde, şenliklerdeki ya da diğer bilimsel etkinlikler, Teknofest, Konya Bilim Festivali, burada rakamları çıkartıyorum, onlarla 100 bin lira falan ulaşıyoruz. 14 bin çocuğa dokunarak astronomi anlatıyoruz, teleskopları anlatıyoruz, gökyüzü gözlemcilerini anlatıyoruz. Pandemi sonrasıyla, dün yine sunumlarda bahsedilmişti, pandemi bize kazandırdı, Serdar Hocam bahsetti bu sabahta, bize kazandırdığı çok güzel özellik Zoom. Çevrim içi etkinlikler yapmaya başladık ve bu sayede Türkiye'nin her yerindeki okullardaki çocuklara erişiyoruz. O çocuklarla astronomi konusunda sohbet ediyoruz, onlara bir şeyler anlatıyoruz, onların sorularını cevaplamaya çalışıyoruz. Tabii bilim toplum etkinliklerimiz böyle fiziksel etkinliklerin dışında her yıl TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi ile birlikte Ocak ayında bir gök olayları yıllığı dağıtıyoruz ki sizlere verilen heybelerin içerisinde de gök olayları yıllığı var. Bu yıllıkta bir yıl boyunca bir amatör astronom olarak gökyüzünde nelerle karşılaşabilirsiniz? Bunları görebiliyorsunuz. Bir almanak aslında. Evet, ulusal gözlem evini özel kılan en önemli unsur. Özel ulusal gözlem evi 24 yıl, bu çeyrek asır demek. 50 TÜBİTAK kaç yaşında şu anda? 55 mi? 59. yıl mı? 59 yıllık TÜBİTAK'ın içerisinde yani yarısından itibaren TÜK olan bir TÜBİTAK'tan bahsediyoruz. 24 yıldır hizmet veriyor. Bu şu demek. 24 yıldır aslında çok ciddi bir bilgi birikimine sahip demektir TÜK. Peki bu nasıl oluyor? Uzman ekibi sayesinde. Megaloman olduğum için kendimi buraya koymadım. Bu arada benim bu 15 yıl önceki halim. Bu yanımdaki arkadaşım da Doktor Tuncay Özışık. Deneyim nereden geliyor? Ben astronomum. Ama bir gözlem evini işletebilmek için mühendislikten anlamak zorundasınız. Yazılım bilmek zorundasınız. Elektronikten anlamak zorundasınız. Yani bir yerde MacGyver olmak zorundasınız. Gençler bilmiyordur ama İsviçre çakısı olmak zorundasınız. Niye? Az önce fotoğrafta gördüğünüz şehirden 60 kilometre uzaklıkta bir yerleşkede çalışıyorsunuz ve zamanlanmış bir iş yapıyorsunuz.
Belki 10 yılda bir tekrarlanan bir gök olayını gözlemleyeceksiniz ve gözlemden bir gün önce teleskobunuz arızalandı. Şehre inip tamir ettirme şansınız yok. Siz çözmek zorundasınız orada. Dolayısıyla her şeyden anlamak zorundasınız bir ölçüde. Ve TUK böyle bir yeteneğe sahip. Şu anda 24 yıl, 25. yıldayız hatta şu anda. 25 yıldır ciddi anlamda bir insan gücüne sahip olduğu TUK ve burada 28 yıllık deneyim nereden geliyor? Projenin başlangıcından itibaren 4 yıl 94'tü galiba. 94 yılından itibaren de 95 yılında pardon resmi kuruluş yapıldı şeyin TUK'un. Ciddi bir birikim var TUK'ta. Bunun için söylüyorum. TUK aslında şu anda kendi teleskoplarını da yapabilir. Kendi aynasını da yapabilir. Niye yapmıyoruz? Onu dışarıda konuşuruz. Şimdi hep değindiğimiz şey gökyüzü, gökyüzünün parlaklığı, gökyüzünün kalitesi. Peki biz ne kadar iyiyiz? Şimdi yaz mevsiminde, niye yaz mevsimi? Kurak olduğu için, havanın daha çok açık olduğu için, bulutların az olduğu dönem olduğu için yaz mevsiminde. Görebildiğimiz en sönük yıldız 21,5 Kadir. Yani Kadir bizde aslında bir parlaklık birimi. Nasıl metre, kilogram gibi ağırlık ve uzunluk birimleri varsa Kadir de bir parlaklık birimi. Bir yay sahnesi içerisinde görebildiğimiz en sönük yıldız 21,5 Kadir. Bu ne kadar iyi? Dünyadaki en iyi yerlerden biri işte Atakama Çölü, Şili'de 21,8, 22 Kadir. Tabii bunlar anlık tespit edebildiğiniz şeyler. Post süresine bağlı olarak bu çok çok daha aşağıya çekilebilir ama. Yani neredeyse dünyadaki en iyi gözlem evlerinin görüş kapasitesine sahibiz. Atmosfer kalitesi olarak. Çözünürlük. Yani astronomik görüş dediğimiz bizim çözünürlüğümüz 0,86. Bu ortalama. Mükemmelle kötü arasındaki ortalamamız. Genelde bizim görüşümüz bir yay sahnesi ama en ideal bir 0,86'ya kadar çekebiliyoruz. 0,86 yay sahnesi bir çözünürlüğümüz var. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz teleskoplarımızla bakarken 0,86 yay saniyesi kadar arasında mesafe olan iki yıldızı ayrı ayrı görebiliyoruz. Eğer aralarındaki mesafe 0,85 ise ikisini tek yıldız gibi görüyoruz. Onun için çözünürlüğümüz çok çok önemli. Dünyada 0,6 yay saniyesi en iyi tespit edilen çözünürlük. Orada da adaptif optik dedikleri bir düzeltici yapı kullanılıyor aslında. Açık gece sayımız 200 gecenin üstünde, burada biraz mütevazi davranıyoruz. Aslında ortalamamız 240 gece civarında. 240 gece, yani 365 günün 240 günü, yani 3'te 2'den daha fazla aslında sürekli gözlem yapabiliyoruz. Bu ne demek? Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda biz yine gözlem yapmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'nda da gözlem yapmaya devam edeceğiz. Cumartesi de gözlem yapacağız, pazar da gözlem yapacağız, yılbaşında da gözlem yapacağız. 365 gün gözlem yapıyoruz aslında. Yani bizim gözlem evimiz, personelimiz 365 gün çalışıyor. Ya da astronomlar 365 gün çalışıyor. Şimdi, bizim gözlemlerimizi etkileyen pek çok unsur var. Işık kirliliği, meşhur, malumunuz. Dün gece burada yaşadık zaten. Bu fotoğraf ışık kirliliğini görmemiz açısından çok güzel. Tabii burada video volda karşıdan nasıl görülüyor bilmiyorum ama. Bakın, burada şu anda görünmüyor. Şurada bir yıldız görebiliyoruz. Fakat aynı seviyede devam ettiğimizde, şurada Kumluca var, Antalya'nın ilçesi, meşhur domatesleriyle meşhur Kumluca ilçesi. Çok küçük bir ilçedir, yaklaşık 30 bin nüfusu falan var galiba Kumluca'nın. Kumluca'nın şehir ışıkları burada yıldızları görmemize engel oluyor. Ya da burası Korkuteli, burada yıldızları görmemize engel oluyor. Ne yapıyor? Şehir ışıkları atmosferi parlattığı için, o ışıklar orada sönümleniyor. Hocam senin sunuma girmeyeceğim. Fakat eğer ışık kirliliğinden kurtuluyorsanız işte böyle bir samanyolunu çok rahat görebiliyorsunuz. Ama çıplak gözle baktığınızda böyle renkli mi görüyorsunuz? Hayır. Bizim gözümüz belli bir dalga boy aralığındaki ışığa duyarlı olduğu için, onu görebildiğimiz için o renkleri göremiyoruz. Ama fotoğraf makineleri daha geniş bir aralığı görebildiği için işte o zaman renkli görme şansımız oluyor. Etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi de ne?
Çevrenizdeki yapılan maden çalışmaları. Özellikle mermer çalışması. Mermer çalışması Türkiye'de açık alan şeklinde yapılıyor. Yani bir dağda mermer varsa dağın üzerindeki bütün malzeme kamyonlarla, kepçelerle taşınıyor, bir yere dökülüyor. Ondan sonra taşlar kesilmeye başlanıyor. Taşlar kesilirken de pudra kıvamında bir toz çıkıyor ortaya. Bu pudra atmosferde yükseliyor ve uygun koşullar oluştuğunda da yağıyor. Bu da bizim aynalarımız üzerinde yağdığı zaman aynaların görme kabiliyetini azaltıyor. Bu sefer ne oluyor? Çapınız ne kadar büyük olursa olsun, aynanın yansıcılığı düştüğü için daha küçük teleskop gibi çalışmaya başlıyor teleskopunuz. Bu bizi çok etkiliyor. Kış şartları, ulaşımın zor olması, niye? Böyle bir yerde gözlem eviniz varsa, Van Çatak gibi, Bahçesaray gibi 6 ay yolunuz kapalı kalıyor. 6 ay medeniyetle erişiminiz kesiliyor. Bu da herhangi bir teknik malzemeyi, ihtiyaç malzemesini sırtınızda taşıyabiliyorsunuz ama teknik malzemeyi yukarıya götürmenize engel oluyor. Onun için de aslında çevre koşulları da çok önemli. Meteorolojik koşullar da çok önemli. Bu fotoğraflar gerçektir. Dodge kamyonun kasası şurada. Görüyorsunuz karın yüksekliğini. Bu işte yani eğimden dolayı yolda işte burayı kestiniz, burada çok fazla kar var, burada kar yok değil. Burası düz bir yer. Düz zemindeki ve çığ da düşmüş hali değil. Bu bizim binamızın önü. Ciddi anlamda kar alıyor. Şimdi herkese şey çok ironik geliyor. Kaç dakika geçtim? 5 dakika. Neyse ömür yabancı değil. Efendim? Evet, olan Tuncay Hoca oluyor. Şimdi uzaklarda yaşayan arkadaşlarınızla, akrabalarınızla falan kışın konuştuğumuzda ya işte ben kardan mahsur kaldım dediğimde nasıl yani Antalya'da kardan mahsur mu kalınır? Herkes Antalya'yı deniz, kum, plaj olarak biliyor ama değil. Antalya'nın sahili öyle ama Antalya Torosların kıyısında ve buradaki Torosların yapısı da buradaki yapıya çok benzer. 2000 metrelerde ciddi kış şartları yaşıyorsunuz. İşte şurada gördüğünüz gibi yaklaşık bu arkadaşımız 1.80 boyunda 5 metre civarında kar. Bu bütün gözlemlemeler için geçerli ama. İlk yıllarda 98-97 yılından itibaren 2002 yılına kadar biz şu mesafeyi, bu kayak merkezindeki şu mesafeyi yaklaşık 800 metrelik bir irtifa, 750 metrelik bir irtifa tırmanıyoruz burada. 5,5 kilometrelik bir yol. Burayı yürüyerek çıkıyorduk. Ben o dönemde 30'lu yaşlardayım. Ekip, burada şu anda alanda işte Arda Bey'i tanımayan yok sanırım. Arda, İbrahim Bey, Şükrü, hepsi şu anda alandalar. Hepimiz aynı dönemde başladık gözlememde çalışmaya. Hepsi gençler, 20'li yaşlarda, delikanlılar. Buradan bir başlıyorlar yürümeye, 1,5 saatte yukarıdalar. Ben 3,5 saat. Tuncay Hoca'yı almak için tim iniyordu. Şimdi Ömür Hoca da benim gibi çok yavaş tırmanıyordu, çok yavaş yürüyordu. En kötüsü ne biliyor musunuz? Yürüyorsunuz, yürüyorsunuz, buradasınız. Önünüzde bir saatlik bir yol kalmış. 2-2,5 saattir yoldasınız. Ayağınız bir kayıyor. 40 saniyede buradasınız. Filmi baştan sarıyorsunuz tekrar. Tabii artık böyle değil. Artık orada bir lift var, bir telesiyaj var. Telesiyajla 10 dakikada çıkıyoruz. Çok konforlu, çok keyifli. Telesiyajdan indikten sonra da kar motorlarımız var. Kar motorlarımızla devam ediyoruz. Paletli ATV'lerimiz var, onlarla devam ediyoruz. Ama telesiyaj de çok konforlu değil. Bazen tam şuralardayken elektrik kesiliyor. Mahsur kalıyorsunuz 1,5 saat. Ya da sizi unutup kapattıkları oluyor, gidiyorlar. Üstünde kalıyorsunuz. Bunlar hep başıma gelen şeyler. Evet, biz teleskoplarla gözlememde ne yapıyoruz? Bunları dışarıda konuşuruz. Burayı hızlı geçiyorum. Hocalarımın daha fazla şeylerine, vakitine girmeyeyim. Bunlar bizim teleskoplarımızla almış görüntüler. Gerçek görüntülerdir yani. İnternetteki görüntüleri kopyalayıştır yapmadık buraya. Burada sadece size bir şey söylemek istiyorum. Bu ortada gördüğünüz yapı, mükemmel bir görüntü. İşte bir balon ve rengarenk.
Hatta bir sabun köpüğünün işte rengarenk ışık saçması gibi. Ortadaki yıldız, bu yıldız ölmüş. Ölmüş bir yıldızın görüntüsü bu. Ve şu dışarıda gördüğünüz yapı da aslında onun dışarı attığı atmosferi. Ölümü sırasında dışarı attığı atmosferi. Fakat öldü ama yine ışımaya devam ediyor ve o yüzden de biz bu atmosferi görüyoruz. Bu şekilde renkli görüyoruz. Bu bir mezarlık. Şu gördüğünüz kırmızı yapıda hidrojenin optik rengi kırmızıdır. Yani tayfteki rengi kırmızıdır. Burası hidrojen zengin bir bölge. Burası da yıldızların doğduğu yer. Burası bir mezarlık, burası yıldız doğumhanesi. Şu gördüğünüz yıldızların hepsi bebek yıldızlar. Şu çok parlak olan yıldızların hepsi bebek yıldızlar. 1-2 milyar yaşında. Bizde bebek deyince 6 aylık falan oluyor değil mi? Güneşimiz bizim yaklaşık 4,5 milyar yaşında ve 10 milyar yıl kadar yaşayacak. Sonunda buna benzer bir ölümü yaşayacak o da. Yine bizim teleskoplarla çekilmiş Satürn, Jüpiter görüntüleri, galaksiler. Gece kafanızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz yıldızların, dün gece baktığınız, teleskoplarla baktığınız yıldızlar dahil olmak üzere hepsi bizim galaksimizin yıldızları. Başka galaksilerin yıldızlarını biz gece gökyüzünde görmüyoruz. Başka galaksileri yıldızlar gibi nokta olarak görüyoruz. Teleskopla bakarsak böyle görebiliyoruz ki orada da şu gördüğünüz her beyaz nokta bir yıldız değil. Yıldız grupları, orada da binlerce yıldız var aslında. Onları göremiyoruz. Başka galaksilerdeki yıldızları nasıl görüyoruz? Şuradaki gibi bir süpernova patlaması olursa o ani parlamayla orada bir yıldız olduğunu, tek bir yıldız olduğunu görebiliyoruz ve onu çözümlüyoruz. Evet, sunumum bitiyor nihayet. Bu Ulusal Gözlem Evi'nde çekilmiş bir görüntü. Uzun pozlama yapılmış bir görüntü. Bu arada Tuncay hocamızın bir diğer özelliği de çok iyi bir fotoğrafçıdır, çok iyi bir astrofotoğrafçıdır aynı zamanda. Bu fotoğrafın ayrıntılarını akşam kendisini yakalarsanız ondan alabilirsiniz dedim ve ben... Bunu zaten geçtik. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet. Ömür Hoca bir şey ekleyecek. Ömür Hocamızın sorusu var. Hatta şu... Çok fazla miktarda cefasını çektiler bu rasathanenin ve yetiştirdiler. O da ayrı bir mesele. Çünkü biz akademik olarak bu işlerle dünyanın başka gözlem evlerinde gidip gözlem yaptık ama onlar teknik olarak da bizi çok desteklediler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Başta Kadir olmak üzere Murat Parmaksızoğlu, Tuncay Özdemir ve diğer bütün idari ve teknik personel. Gerçekten çok zor bir iş arkadaşlar. Belki Kadir onu söylemedi ama ben bu rasathanede ölüyordum. Düştüm. 5 kaburga kemiğim, femur kemiğim. Evet. Yani onlar beni kurtardılar. Buradaki arkadaşlar var ya, Arda, Şükrü ve diğerleri. Nizam, Hasan. Onlar aslında komando eğitimi almış güvenlik personeliydi. Daha sonra idari personeli kaydırıldılar. Ben orada düşünce oraya helikopter de gelemedi. Yolda kapalıydı karda olduğundan. Onlar beni aşağı indirdiler. Yani bu kadar kolay bir iş değil bu. Görmüş olduğunuz şey, yetişen elemanlar, içerideki içerik diyeyim size, yani oradaki insanlar çok kolay yetişmiyor. Onun için bizim ülkemizin en değerli kurumlarından bir tanesidir TUK. Bunun evet ve korunması gerekiyor ve yaşatılması gerekiyor. Bunu belirtmek istedim ve tekrar çok teşekkür ediyorum bütün personellerine.